Ve Fenerbahçe camiasında herkes onun açıklanmasını bekliyor. Yönetim daha önce iki kez takımın başına geçen camianın evladı İsmail Kartal isminde karar kıldı. Başkan Ali Koç 67 yaşındaki teknik adamla bu hafta son kez görüşecek. Bu toplantıda anlaşmanın son detaylarının belirlenmesi ve bir yıllık anlaşmaya varılması bekleniyor. Fenerbahçeli muhabir Sercan Hamzoğlu ise gereken müjdeyi verdi. Özel haberinde Fenerbahçe'nin yeni patronu resmen İsmail Kartal oldu. İsmail Kartal hac ibadeti için vekaletini verdikten sonra İstanbul'a gelecek. Kulüp de gerekli prosedürleri tamamladıktan sonra resmi açıklamayı yapacak. Fenerbahçe camiasına hayırlı olsun dedi. Taraftarların istediği tek yerli teknik adam Arap İsmail Fenerbahçe'sine tekrar gelmişken bu güzel haberin üstüne videomuzu beğenir, kanalımıza abone olursanız çok seviniriz. Öte yandan Fenerbahçeli yorumcu Gürcan Bilgiç ise Fenerbahçe'nin başına geçecek teknik adamın yıpratıldığını düşünüyor. Yazısında şaşkın durumdayım. Çünkü Jorge Jesus'un devam etmeyeceği 2-3 ay öncesinden belliydi. Yönetimin bunun önlemini alması, hocasıyla çoktan anlaşması gerekiyordu. Bunun yerine Başkan Ali Koç taraftarları birbiriyle tartışmaya itti. Herkes gönlündeki aslanı savunuyor. Daha imza atmadan tüm hoca adayları yıprandı. Sezona başlanacak ama gereksiz bir kaosun içine girildi. İsmail Kartal da Abdullah Avcı da doğru isimler. Kartal bu takımla çalıştı. İki taraf birbirini çok iyi tanıyor. Büyük avantaj. Abdullah Avcı'nın şampiyonluk apoleti var. Kupaları var. Müthiş bir tecrübe. İki isim de Jesus'tan miras kalan sistemi çok yukarılara taşır. Geliştirirler. Keşke 12 Haziran'da yeni teknik direktörün ismi açıklansaydı. Bunlara gerek olmasaydı şeklinde görüşünü bildirdi.